Mahmud Öğür, Babacan'ı kraliyet ailesine kim götürdü? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominic Chilcott'la karın İstanbul'u teslim aldığı gece özel görüşmesinin üzeri örtülmeye çalışılsa da artık çok geç. Ortada olağan dışı bir süreç yaşandığı çok açık. Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in birbirini izleyen zamanlarda batılı büyükelçilerle görüşmeleri ve mektup yazmalarıyla başlayan ve dikkat çeken bir süreç vardı. Ancak araya biraz da özel biçimde İmamoğlu ve İYİP'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun girmesi olağan dışılığı da soru işaretlerini de artırdı. Acaba kraliçenin adamları rotamı değiştiriyordu. İngilizlerin bölgeye ve Türkiye'ye ilgilerinin son dönemde artması gizli saklı değil. Yeni siyasi aktörlerle ilişki kurmada mahir oldukları da geçmişten çok iyi biliniyor. Bu açıdan İmamoğlu ve Kavuncu'yu seçmeleri tesadüf değil. Bence ikiliden birinin İngiliz Büyükelçi ile diğerinin de İstanbul Konsolosu ile buluşmaları tesadüf değil. İngilizler bu ikili arasındaki özel ilişkiyi, Kavuncu'nun İP İl Başkanı olduğunda en büyük desteği İmamoğlu'ndan gördüğünü bizden iyi biliyor. Bu ikiliye terörü kınamayan ve Sinfey'nin geri Adams'ı olmasını istemedikleri Selahattin Demirtaş'ı da eklediklerinden eminim. Kraliçenin Yeni Adamları Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sevgili Ergün Diler, Kraliçenin Adamları kitabında şöyle bir tespit yapıyor. Türkiye'de ya da bizim gibi stratejik herhangi bir ülkede yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir. Böylesine değerli topraklarda atılan her adımın bir hesabı vardır. Şansa yer yoktur. Eğer dünyada şansa yer vermeyecek bir devlet aklı varsa o da İngiliz devlet aklıdır. Bu devlet aklı İmamoğlu'nu öne çıkartınca gözler ister istemez daha önce İngiltere ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen ve zaman zaman eleştirilen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski bakan Ali Babacan birlikteliğine çevrildi. Parti başkanı olduğu için özellikle de Babacan'a, Sahi ne oldu da finans ve sermaye çevrelerince parlatılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu süreçte geri planda kaldı? Sorunun cevabı biraz da İstanbul sermayesinin tavrında saklı. Siyaset kulislerinde karşılaştığım bakanlık da yapmış tecrübeli bir siyasetçi, Şöyle bir iddiada bulundu. Birkaç yıl önce İstanbul sermayesinin önemli isimlerinden Suzan Sabancı Dinçer Londra'da Ali Babacan'a çok ciddi destek verdi. Hatta götürüp kraliyet ailesiyle tanıştırdı. Ancak ondan beklenen sonucu alamayınca rotayı İmamoğlu'na çevirdi. Dinçer bu görüşmeye aracı oldu mu? Doğrusu merak ediyorum. Ama şu biliniyor. Bu çevre ilk günden itibaren İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu'na büyük ilgi gösterdi. Babacan'ın neden sattıkları da çok açık. Peki siyasetçilerin hem İngilizlerle hem de iş dünyasıyla kurdukları ilişkinin bu kadar ortalığa saçılması şaşırtıcı mı? şaşırtıcı değil çünkü artık eski Türkiye yok ve Türkiye kimin kiminle iş tuttuğunu biliyor ve deşifre ediyor. Tabii İngilizler ve Amerikalılar da artık eskisi gibi ilişkilerini saklamıyor. Terör örgütü FETÖ ve PKK'ya açık desteklerinden belli. Burada vahim olan aynı pervasızlığı Türkiye'deki muhalefetin de göstermesi. Onlar daha düne kadar emperyalist dedikleri ülkelere kendi ülkelerini şikayet ettikleri gibi küresel dost deyip yardım da istiyor. Hatta İmamoğlu o kadar umursamaz ki İstanbulluları en zor anında hiçe sayıp İngiliz Büyükelçi'ye koşuyor. Bu pervasızlığın herhalde bir bedeli olacak. Mahmud Övür Sabah Bülent Orakoğlu Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır'ın telefonu yapılan incelemede Mogan Gölü'nde sinyal verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 26 Ocak akşamı katıldığı bir televizyon programında Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı eski asker Nuri Yukan Bozkır'ın MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Zanlının Türkiye'ye iadesi için yoğun istihbarat ve diplomasi faaliyeti yürütüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat devreye girerek Bozkır'ın iadesini istedi. Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyuran Erdoğan, Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu an ülkemiz yargısına hesap veriyor ve istihbarat teşkilatımızın buradaki yakın markacı, muhataplarıyla olan sıkı diyaloglarla bu iş neticelendi. Zanlı FETÖ ile irtibatının yanında DAEŞ'e de da silah ve mühimmat temin ettiği bilinen birisi dedi. AK Parti iktidarı döneminde ilk faili meçhul cinayet olarak da bilinen Hablemitoğlu suikastında yıllarca önemli bir gelişme kaydedilmedi. Hablemitoğlu'nun kim tarafından neden ve nasıl öldürüldüğü suikasta araştıran ve soruşturan dönemin savcı ve polislerinin FETÖ iltisaklı olmaları ve delilleri karartmaları nedeniyle bu cinayet uzun bir süre faili meçhul olarak bırakıldı. Yıllarca suikaste dair yol alınamadı kimin niçin Hablemitoğlu'nu öldürdüğü iddia boyutunu aşamadı. Ancak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin devlet-millet işbirliğiyle önlenmesi sonrasında bu terör örgütünün işlediği cinayet ve suikastların aydınlatılmasında nasıl önemli gelişmeler yaşandıysa, Hablemitoğlu suikastında da gerek yargı cephesi, gerekse tanıklar açısından suikasti çözecek adımlar atıldı. Gazeteci yazar Zihni Çakır 15 Temmuz çatı davasında tanık olarak verdiği ifadede Hablemitoğlu suikasti failinin halen kamuda görevli olan biri olduğunu, cinayette kullandığı silahı Mogan Gölü'ne attığını öne sürdü. Fakat Çakır'ın cinayeti işlediğini söylediği kişinin cinayetin işlendiği tarihte yurt dışında olması gerekçesiyle ailenin şikayeti reddedildi. Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın savcılığa başvurarak gazeteci Çakır'ın ifadesinin alınmasını talep etti. Çakır ifadesinde kendisine bu ismi veren kişinin Nuri Gökhan Bozkır olduğunu söyledi. Nuri Gökhan Bozkır ismiyle Hablemitoğlu dosyasının seyri değişti. Bozkır dosyanın şüphelisi oldu. Hablemitoğlu suikastı sanığı Ukrayna'da yakalanmadan önce hangi askerleri suçladı? Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı sanığı Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmadan önce Kiev'de sabah gazetesine yaptığı itiraflarda cinayette hangi iki ismin rol aldığını ve suikastın silahının nasıl yok edildiğini ayrıntılarıyla anlattığı ortaya çıktı. Bozkır, tetiği çektiğini iddia ettiği asker kökenli eski istihbaratçı Tarkan Mumcuoğlu'nun Hablemitoğlu öldürüldükten sonra silahı nasıl yok ettiğini de iddiasında dile getirdi. Bozkır, Suikasttan bir gün sonra göl başında nizamiyede koşuya çıktık. Kutsal ve Mumcuoğlu'nun arkasındaydım. Mogan Gölü'nün kenarından geçerken içinde silah olan siyah bir poşeti göle fırlattılar. Atılan yeri kroki de gösterdim. Bölge aranırsa silah bulunur dedi. Nuri Gökhan Bozkır'ın gerek sabah gazetesine yaptığı itirafları, gerekse 15 Temmuz çatı davasında zihni çakır üzerinden Hablemitoğlu'nu öldüren kişi olduğunu iddia ettiği Tarkan Mumcuoğlu'nun genel kurmaydan alınan bilgide Kazakistan'da görevli olduğunun bildirilmesi sonucu çatı davasına bakan mahkeme Tarkan Mumcuoğlu'nun ifadesine gerek görmemişti. Bir tarafta genel kurmayın yazısı, diğer tarafta Hablemitoğlu cinayetinden sonra Tarkan Mumcuoğlu'nu gölün orada gördüğünü iddia eden Bozkır. Hablemitoğlu'nun katili Nuri Gökhan Bozkır mı? MIT önceki gün Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirdi. Bozkır, MIT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bozkır'ın yaklaşık 8 gün sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Hablemitoğlu suikastını Bozkır'ın işleyip işlemediği, gazetelere yaptığı açıklamaların doğru olup olmadığı şüphesiz yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Ancak olay günü olay yerindeki HTS kayıtlarından Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü gün Bozkır'ın telefonun olay yerinden sinyal vermesi ve telefonun kapalı olması oldukça aleyhine bir durum sanırım. Hablemitoğlu'nun öldürülmesinden sonra olayın gerçekleştirildiği portakal çiçeği sokakta oturan bir görgü tanığı, kuşkulu bir aracın sürekli çevrede beklediğini aktardı. Oto'nun plakasını da yetkililere verdi. FETÖ darbesinden sonra soruşturmayı titizlikle sürdüren savcı Zafer Ergün'ün talimatıyla yapılan çalışmalarda söz konusu araç sahiplerinin Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü gün ve öncesinde Ukrayna'da yakalanan eski özel harekatçı Nuri Gökhan Bozkır'ın cep telefonuyla temas kurdukları belirlendi. En önemlisi de gazeteci yazar Zihni Çakır'ın Hablemitoğlu'nu öldüren silahın Mogan Gölü'ne atıldığı iddiası üzerine suikastı soruşturan yetkililerce yaptırılan teknik incelemede Bozkır'ın telefonunun gölde sinyal verdiğinin saptanması üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi Bozkır'ın tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklanmasına karar vermişti. Eğer Hablemitoğlu'nu Bozkır öldürmüşse Bozkır'a bu emri veren derin odak teşifre olmamak için Bozkır'a yönelik bir eylemde bulunabilir zannımca. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli tedbirleri almışlardır şüphesiz. Bülent Orakoğlu Jenischer